İki tane örnek vereceğim. Güneydoğu'da harekat esnasında bir tane pilot kardeşimiz Ağrı Dağı esnasında mermi yedi ve uçaktan atladı. Ve bir şekilde paraşütü maalesef ateşin içine düşerek yandı ve ciğeri soludu. Onu kalktık, götürdük ve orada şehit oldu. Diğeri yine bir kahraman pilotumuz Güneydoğu'da 104 uçağıyla düştü. Düştü ve pilotu bulamadık. Ondan sonra isimlerini zikretmeyeceğim şimdi. Ve bulamadığımız için şehitlik muamelesi yapılamadı. Niçin? İç hizmet kanununa göre, medeni kanununa göre, Türk hukukuna göre gayip konumundadır. Ancak bulunup teşhis edildi ve ondan sonra ailesine tebligat yapıldı. Faruk Cömert Paşa üst komutanıydı. Ben de onun yanındaydım ve kaldırdı şehitlerimizi. Şimdi hal böyleyken bu vatana canını feda eden bu kadar güzel insanların ailelerine, onların bu yaptığı mukaddes göreve bir şekilde gölge düşürmek hainliktir. Başka hiçbir şey değildir. Biz kahramanız. Kahraman bir milletiz. Var mı bu dünyada bir tane daha terörde bu kadar şehit veren? Var mı bu dünyada bu bütün bu nalet olu naletlere silah verip de onları mağlup eden bir tane daha devlet var mı? Niye şehidimizi saklayacağız? Niye gazimizi saklayacağız? Bunları söyleyenler alçaktır. Türk milleti, sakın öyle ki bunlara aldanmayın. Bakın yine bir tanesinde uçağımız düştü. Dediler ki şehit var, Diyarbakır Hava Üssü. Bütün üst toplandı, 2000 kişi. Helikopter kalktı gitti, yine şehidi almaya. Doktorla gittik, meğer ki pilot atlamış. Atlamış yavrumun ayakları kırılmış. Arkadaşım benim, beraber büyüdük. Ondan sonra geldi sağ. Bütün hepimiz şapkalarımızı atıyoruz. O kurtuldu diye. Bunları yaşayan Türk milletinin kahraman askerlerine nasıl böyle alçakça söylersiniz? Bunlar ancak hainliktir. Vatan hainliğidir. Ama kim ne söylerse söylesin asla ve asla bizi yenemeyecekler. Yedi düvel de gelse kim silah verirse versin o silahlarını alacağız. Alacağız ve geçirmeyeceğiz bunu. Benim söyleyeceğim bu. Türk milletinin anaları babaları kalpleri ferah olsun ki ne gazilerde ne şehitlerde bizi mağlup edemezler. Ve Türk milleti bu işte ne bileyim klavye silahçörlerin arkasındaki alçakları tanımaktadır. Asla yenemeyecekler bizi. Ne propagandayla, ne sabotajla, ne başka şeyle, ne sızma harekatıyla. Çünkü arkalarında kahraman Türk milleti vardır.